Birçok metafizik uzmanları tarafından kullanılan bazı özel büyüler vardır. Bunlardan bir tanesi kahır büyüleri ana başlığında geçer. Türk bir atasözü vardır ki vicdan mahkemesi şahit istemez. Ne sorarsan kendi vicdanından sor diyorlar. Buradaki önemli olan konulardan bir tanesi sana eziyet etmiş, kötülük etmiş, sana kötü şeyler yaşattırmış insanlara karşı yapabileceğini düşündüğümüz bazı büyüler var. Bunlardan bir tanesi de kahır büyülerinden bir tanesidir. Sizin de etrafınızdaki hasta ruhlu insanlara karşı kullanabileceğiniz bir büyüden bahsediyorum. Kahretme büyüsü. Kahır büyüsü metafizik anlamında yer alan mistik inançlara dayanan bir kavramdır. Bu büyü birçok kimsenin başına kötü şeyler gelmesini veya onun üzerindeki olumsuz etkileri yaratmaya neden olan ve bu amaçla yapılan büyülerdendir. Esasen kişinin enerjisini, ruhunu ya da hayatını olumsuz yönde etkilemek için yapılan bir tür enerji manipülasyonu olarak yapılır. Kahır büyüsü sana ve çevrene zararı olan insanlara ders niteliğinde uygulanan büyülerdendir. Ders vermek ve vicdan yaptırmak için kötülüklerinin kendi başına aynı şekilde gelmesine sebep olan büyülerdendir. Bir kişinin hayatını rezil de edebilirsiniz ama adı üstünde olan kahır büyüsü dediğiniz şey genellikle o kişinin hayatının kötü, olumsuz şekilde etkilenmesine neden olan oldurtan büyülerdir. Bu büyü yapılan insanın yaptırıldıklarından sonra başlarına gelebilecek en kötü, en korkunç şeyleri getirebilmek için çabalayan büyülerdendir. Bu büyünün etkileri genellikle pişmanlıklar vermesi, etrafındaki insanların kalmamasına neden olması, hayatının her geçen gün daha da rezilleşmesine neden olması, hayatında her geçen gün kötülükler, hastalıklar ve buna benzer birçok beterlikleri yaşatabilmek için insanlara yapılabilir. Hayatının her geçen günde kötüye gitmesini, her gün hastalıklarla boğuşmasını, herkes tarafından aşağılanmasını, terk edilmesini, yalnızlaştırılması için yapılan büyülerdir. İnsan içine çıkamamasını sağlatır, tiksindirici gözlerle bakılmasına neden olur. Sonunda yaptıklarından dayanamaz ızdıraplar duyarak, yalnızlaşarak sürünmesine neden olur. İşte kahır büyüsü tam olarak bu şekilde açıklanabilir. Tam da burada devreye girmek istiyorum. Bu büyüyü benim dışımda herkeslere yapabilirsiniz. Size Aramca tılsımlar, Aramca yazılarından faydalanıp Aramca bir kahır büyüsü hazırlıyoruz. Etkili, güçlü, hızlı sonuçlara götürebilecek Aramca yazıtlardan faydalanıp size kahır büyüsü yapıyorum. Sevgili dostlar, videoya başlarken kanala abone olursanız, bildirimlerinizi de açarsanız bir sonraki gelecek videolardan sizler de haberdar olabilirsiniz. Büyüler hakkında bilgilenmek ve büyü öğrenmek isterseniz yine bu kanala abone olmanızı önemli tavsiye ediyorum. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm birçok büyülerin öğretimleriyle alakalı birçok videolarda ana sayfamda mevcut. Dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hadi hazırsanız kahır büyüsü, kahır etme büyüsü nasıl yapılır sizlerle beraber uygulamalı şekilde yapalım. Herkese yeniden merhaba değerli dostlar. Videoya başlarken bu videodaki kullanacağımız malzemeleri ve mürekkepleri ne oldukları hakkında size uzun bilgiler vereceğim. Aramca konusundan bilgiler vereceğim. Kahır büyüsü ile alakalı yine bilgiler vereceğim. Bir yandan da Aramca yazılarımızı yazarken, sizlere hazırlarken bir yandan da bu büyünün gerçekleştirilmesini sağlatabilmek için yöntemlerinden size hızlıca videoda bahsedeceğim. Kendisini yaşlı görüp ama genç hisseden bütün dostlara söylüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya hızlı bir şekilde geçiş yaparken öncelikle karışım yapmamız gerektiğini, yani mürekkep hazırlamamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi hazırsanız ben hızlı bir şekilde bu büyüde hazırlanması gereken elimizdeki bulunan materyaller ve mürekkeplerini ise hepsinden faydalanıp ve bu mürekkeplerin ne olduklarını size söyleyerek direkt Aramca yazısına geçip bir yandan bilgilerimizi paylaşalım.
Büyülerinizi yaparken, hazırlarken kullanacağınız malzemeler ve kullanacağınız mürekkepler büyük önem arz etmektedir. Büyülerin enerjilerini yönlendirebilmek için kullandığınız mürekkeplerin önemi çok fazladır. Sizlerin de ellerinde mutlaka en azından yılan kanı, yarasa kanı, insan kanı ya da defne külü ya da incir sütü gibi bu tür malzemelerin mutlaka elinizde oluyor olması gerekmektedir. En önemlisi de kemik külü. Kemik külünü bulabilmek çok kolay. Yani bunu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan burada sizin en az para harcayarak en hızlı sonuçlara hangi malzemeler sizi götürebilir? Bunu öğreniyoruz ve uyguluyoruz. Elinizdeki malzemelerin, sizin de varsa elinizde malzemeler, bu büyüyü siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Önemli olan bu mürekkeplerin karışımlarını doğru şekilde yaptıktan sonra yazının da hatasız şekilde hazırlanıyor olması gerekmektedir. Mürekkebinizi eğer siz de hazırladıysanız, ki ben ekranda size şu anda gösteriyorum, sizler de uygulayabileceğiniz kadar, yani yazınızda ne kadar yazı yazacağınızı sizler daha iyi şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben sizler görebilin diye büyük harfler şeklinde yazdığım için mürekkebimi biraz aşırı derecede fazlalaştırıyorum. Bu nedenle fazla mürekkep kullanarak büyümü bu yöntemle, bu yolla yapacağım. Sırf ekranda görünebilmesi için. Siz daha küçük, daha minnacık yazabilirsiniz. Bu sizin el yazınıza bağlı. Ki benim yazı şeklim birazcık da kaba saba olduğu için bu şekilde yapıyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu video birazcık uzun olacak, biraz da seni yoracağımı söyleyebilirim. Özellikle Aramca yazısı birazcık şekil babında farklı gelebilir size. Aramca hakkında mutlaka bilgi vereceğim. Büyünün içeriği hakkında yine sana bilgi vereceğim. Bu büyüyü kime karşı ne üçün kullanabileceğini, ne üçün. Aslında güzel bir kelime, ne üçün. Ne için kullanabileceğini ve kimlere karşı kullanabileceğini yine videonun içerisinde sık sık sizlere anlatacağım. Kahır büyüleri genellikle insanların yaşattıklarını, yaşamasını sağlatabilmek için kullanılır sevgili arkadaşlar. Bu büyüler sana zararı olan, sana kini olan, sana öfkesi olan kim ne yaptı ise aynısının başına gelmesini sağlatabilmek için hazırlanabilir etkili büyülerdendir. Hızlı sonuca götürür, ta ki insanları delirtebileceği kıvama getirtebilir. Bu nedenle de bazı büyülerin oranlamalarını ayarlamak bazen zor olsa da kahır büyülerinde ipini salın gitsin derim ben size. Eğer sana zarar verdiyse, sana kötülüğü dokunduysa aynı şeyler neden onun da başına gelmesin ki? Bu benim düşüncem. Evet, biraz bencilce olabilir ama yapacak pek de bir şey yok. Sana zararı olan insanların aynısının da başına gelerek aynı durumlara yaşamasına neden olup senin ne hissettiklerinin aynısını hissedebilmesi için bazen bunlar gerekmektedir. Bu büyüyü hazırlarken ki ekranda görmüş olduğunuz Aramca yazısı, Aramca yazının antikçe yazısı. Aramca yazısı ya da Aramice söylemiş olduğumuz yazılar artık ölü bir dil sayılsa da toplumlar tarafından birçok kimseler de kullanmamış bile olsa hala günümüzde de bazı kimseler tarafından biliniyor. Bunlardan biri de benim. Kendimi övüyorum bu arada. Aramca yazısından ve sembollerinden, tılsımlarından büyünün hüddamını davet edebilmek, büyünün görevlisini görev başına davet edebilmek için Aramca yazısından ve tılsımlarından faydalanacağız. Eğer bir büyü hazırlıyorsanız mutlaka o büyünün görevlisi olan, yani büyünün şahsi görevlisi olan varlığı mutlaka davet ediyor olabilmeniz lazımdır. Bakın, tırnak içinde söylemek gerekirse burada bir cin davetinden bahsetmiyorum. Büyünün şahsi kendi görevlisi vardır. Birçok hazırlamış olduğunuz rukyeler, vefkler ve diğerlerinde büyülerin kendi görevlileri bulunmaktadır. Yani hüddam hüddamı. Hüddamını davet edebilmek için bu tılsımları doğru şekilde, uygun şekilde, noktası virgülüne kadar doğru şekilde hazırladıktan sonra hüddamını davetini yaparsınız. Mühürlemesini ve tılsımlarını, açılışlarını yaptıktan sonra büyünüz kime hazırladıysanız, elinizdeki o kişinin nesnesi, malzemesi, fotoğrafı, saç teli, spermi, adet kanı, kıyafeti, neyi varsa elinizde, onlardan herhangi bir tanesi elinizde varsa bu büyü ona uygulanır ve direkt başlatılabilir. Bu büyünün en önemli olaylarından bir tanesi de şudur. Büyünün tılsımı
okunur okunmaz büyünün ritüel yapılır yapılmaz direkt sahibini bulması. Mesela diğer büyülerimizde şunu söyleyebiliyoruz. Büyü ilk 3 gün ya da 7 gün içerisinde büyü sahibinin ne istediklerini kendisini de bizzat analiz ederek ondan öğrenmeye çalışır. Bu öğrendiklerini ondan alabildiklerini 3 gün ve 7 gün içerisinde aldıktan sonra büyü yapılan insana yani karşı tarafa direkt geçişini sağlatır. Fakat kahır büyüsünde böyle bir şey yok. Kahır büyüsü en başından sonuna kadar kağıtlarındaki semboller ve yazılar, tılsımlar hazırlandıktan sonra ayin kısmının son cümlesine geldiğinizde noktayı koyduğunuzda direkt sizin arzu etmiş olduğunuz ne ise sizden direkt o anda alır ve karşı tarafa saldırışa geçer. Senin beklentilerini, senin arzu ettiklerini, senin istek ve arzularını hızlı bir şekilde o insandan hızlı bir şekilde almaya yarar ve yol açar. O yüzden kahır büyülerini yaparken ki bin bir çeşit kahır büyüsü vardır. Ben size zorlayıcı olsa bile en kolaylarından en hızlı şekilde netice verebileceklerinden bir tanesini size burada öğretiyorum. Bu nedenle bu video senin için çok önemli olabilir. Belki de beklemiş olduğunuz en önemli büyülerden ya da videolardan bir tanesidir. Kahır büyüsünü yapmış olduğunuz, intikam almak istediğiniz kişinin davranışları kısa sürede değişmelere başlar. Kısa sürede yapılan büyünün etkilerini görmeye başlarsınız. Bununla birlikte kahır büyüsü etkisi altına alınan o kişi her zaman hayatında acı ve ızdırap çekmeye başlar. Bu sayede de size yapılan kötülüklerin cezası bu şekilde verilmiş olur. Kahır büyüsünün etkisini kısa sürede gösterilmesi için muhakkak içinizde mutlaka bu bilgileri iyi şekilde analiz edip öğrendikten sonra yapılmalıdır. Çünkü bir insana ızdırap vermek ve acı çektirmek size yaşattıklarının aynısını yaşattırabilmek istiyorsanız kahır büyüleri ne kadar basit görünse de yine de zor sayılabilecek kategorilerdendir. Ne ak büyülerden ne de kara büyülerden tam ikisinin ortasında saydığımız büyülerden olsa da yine de zordur. Kahır büyüsünün yapılmasındaki sebeplerden birisi de zamanında size karşı kötülük yapan kişilerden intikam almak amacıyla yapılır. Bu büyünün doğru malzemeler ve ritüeller ile yapılması sonucunda büyünün yapıldığı kişinin hayatında her zaman olumsuz durumlar meydana gelir. Sürekli olarak işleri tersine gider ve özellikle de hastalıklar meydana gelir. Bunun sonucunda da kahır büyüsünün yaptırdığınız kişi hayatı boyunca da her zaman acı içerisinde yaşamaya devam eder. Bu büyünün yapılmasının temel amaçlarından bir tanesi özellikle intikam büyülerinin arasında da bulunmasındandır. Birçok büyü çeşitlerinin bulunmasıyla beraber birçok büyü dilleri bulunmaktadır. Metafiziksel anlamdaki bakıldığı zaman büyülerin dilleri genellikle tılsımlar ve sembollerle, çoğunlukla da yazılar olsa da semboller ve tılsımlarla ilerlenilir. Biz Aramca yazı yazıyoruz fakat bu Aramca yazının içerisinde çok güçlü tılsımlar ve semboller var. Bu sembolleri yazabilmek için zaten sizler için de büyük harflerle yazdığım için siz de rahatlıkla alabileceksiniz. Peki şöyle bir soru gelebilir. Biz Aramice bilmiyoruz. Biz bunu nasıl yazacağız? Çok kolay. Videonun sonuna doğru bütün sayfaları size ekrandan çıktı alabilin diye ya da topluluk kısmında bu ekranları indirip print ile çıktı alabilin diye sizlere yine paylaşıyor olacağım. Ama biz Aramca yazı bilmiyoruz, peki bunun ritüeli var mı diyeceksin. Elbette ki var. Ama merak etme, Aramca yazı yazıyor olsak da ben size isterseniz Arapça, isterseniz Farsça, isterseniz Türkçe şekliyle de ayin kısmını o şekilde size verebilirim. İlle Aram dilinden faydalanıp da tılsımını başlatmak zorunda değilsiniz. Büyü aynı büyü, ritüel aynı ritüel. Sadece farklı bir dille ritüelinizi başlatabilirsiniz. Bu ritüeli başlatırken de ben size bu ritüelin başlangıcından anahtar kelimelerini, açılışını yaparken yani dua kısmını yaparken gerekirse Arapça olarak size de vereceğim. Arapça olarak siz de alabilirsiniz. Oradan siz de bu büyüyü de kullanabilirsiniz.
tüm yazılarımızı sayfalar halinde hazırladık, sembollerimizi hazırladık. Bundan sonraki süreçte ayin kısmı ve büyünün başlatılması ve kullanacağımız malzeme, yani kişinin malzemesi, buradan sonraki devam ettireceğimiz süreç çok daha önemli. Yaz yazmak bölümü belki biraz daha kolay saysak da ya da uzun saysak da, bundan sonraki ayin, yani ritüel kısmında büyünün başlatılmasını sürdürebilmek için, büyünün kişiyi bulabilmesini sürdürebilmek için bir ayin kısmı var. Bu ayin kısmını ben size birazdan onun duasını, yani Arapça duasını mutlaka vereceğim ki o biraz uzun. O yüzden ekrandan sizlerle alan bilindiği yine paylaşacağım, merak etmeyiniz. Kahır büyülerini yaptıktan sonra mutlaka köşenize çekileceksiniz ve kime yaptıysanız oturup seyredeceksiniz. Bu büyülerin genellikle belli başlı zamanları olsa da hızlı şekilde sonuçlara götürebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Siz de eğer kahır büyüsü hazırlıyorsanız mutlaka en basit haliyle benim size gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Kahır büyüsünü ritüeline geçmeden önce mutlaka sizin bir hedefinizin olması gerekmektedir. Hedef büyüye sunabilmek için de genellikle, özellikle söylüyorum, 1- fotoğraf gerekmektedir, 2- sperm gerekmektedir, 3- adet kanı, 4- saç teli, 5- o kişiye ait malzeme. Bu malzemelerden herhangi bir tanesi sizin elinizde olmuş olmalıdır. Bunların hiçbirisi yoksa bu büyü açık kalacaktır. Bu nedenle de büyü hiçbir şekilde görevinin başına gelmeyecektir ve sizin istediklerinizi yerine getirmeyecektir. Beyhude çaba olmuş olur. Güncel hayatınızda en çok kullanılan malzemeler genellikle büyülerde fotoğraflardır. Elinizde o kişiye ait en yakın nesne olarak fotoğraf varsa direkt o fotoğrafın üstünden bu büyüyü yapabilirsiniz. Hadi şimdi ayin kısmına geçelim ve büyümüzün başlatılması ve sonrasındaki süreci anlatalım. Ekranda sizin de gördüğünüz gibi bütün yazılarımız, tılsımlarımız ve sembollerimiz hepsi elimizde. Bunların her birisi altın değerindeki yazıtlar. Sevgili dostlar, öncelikle yapmanız gereken uygulama. O kişiye ait fotoğraf ya da başka bir nesne ne varsa onu alıp kullanacağınız en büyük rakamlarla tılsımlar barındıran sayfanın içerisine o kişinin fotoğrafını, yani hedeflendirilmesini yapmanız lazım. O sayfanın içerisinde olması lazım. Bir de dikkat ettiğiniz gibi orada birkaç tane çok yazı bulunan iki tane sayfamız var. O sayfalardan bir tanesi, en çok yazı olan sayfayı bir kenara ayıracağız. Onda başka bir işlem yapmamız gerekecek. Sonra diğer iki kalan sayfayı da bu diğer fotoğrafı zımbaladığımız, yani kopyaladığımız, ayrılmaması için bir araya getirdiğimiz sayfaların hepsini de bir araya getirip mühürlemesini yapacağız. Genellikle mühürlemeleri ya mumlar sayesinde ya da tılsımlı sözler sayesinde yapıyoruz. Bugün birincisinde tılsımlamasını yaparken, ilk sayfalarımızı birbirine kavuştururken, bir araya getirirken mutlaka tılsımlı şekilde mühürleyeceğiz. O en sona ayırmış olduğumuz sayfayı da mumlar sayesinde, mum sayesinde tılsımlayacağız. O zaman öncelikle şunu bir halledelim. Daha sonra en son sayfamıza geçelim. فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فِي خَيْرٍ هَدَاهُ أَبْدَلَ سُحَايَ حَتَّى يُصْبِحَ قَهِيرٌ قَهِيرَةً وَزَارِعُونَ يَأْمُنُ مِنْ الْعَالَمِ عَلِمُولِمِ لَأَيَّدَتْ أَيَّامٍ إِنَّ اللَّهَ إِيمَانَ لَحَيَاتٍ أَوْلَى أَيْنَاتٌ. Biraz önceki söylemiş olduğumuz sözcüklerin Türkçesi de ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ana sayfaların her birisini fotoğrafıyla beraber kişinin hedeflendirilmesini sağlamak için o ilk 3 sayfayı bir araya getirip mühürledik az önceki sözcüklerle. O sözcükler sayesinde mühürlemeleri yapmış olduk, fakat bitmiş sayılmaz. Şimdi bize bir tane mum ve son olarak en çok yazı bulunan sayfa. Bu sayfanın içerisine her mumun dökülüşünde biz buna 4 tane mum damlası damlatacağız. Bakın, ne eksik ne fazla. 4 tane mumdan damla damlatırken şu sözcükleri söylememiz gerekmektedir. Enti yamehu amagdamaru testanegu amag ale adil habi. Enti yamehu amagdamaru تستغنقوا أمغ لأدي الحبي. أنت يا ماه أمغ دامر تستغنقوا أمغ لأدي الحبي.
Biraz önceki sözcüklerle beraber bu sayfaya damlattığımız her damlanın üstüne biraz önceki sözcükleri tekrarlıyoruz dostlar. Ve daha sonrasında bu sayfayı da katlayacağız, fakat katlamayla mühürleme tamamlanmış olmamaktadır. Bundan sonraki devam ettirmemiz süreçlerin içerisinde bu sayfayı sizin için uygun bir ortamda dışarı çıkarıp ateş verip yakıp yaktıktan sonra o külleriyle beraber Sezer yazan o tılsımlı sözcükler barındıran bütün sayfaları bütün olarak toprağa, karanlık bir yere gömüyor olmamız gerekmektedir. Şimdi onun uygulamasına doğru geçerken, bir yandan da bunu yaparken biz yine orada ateşi verip yaktığımızda, ateş verip sönene kadar, söndükten sonra toprağı kazıp içerisine bu Sezer yazan tılsımları koyup kahrı perişan olabilmesi için, bu insana yönlendirebilmek için söylememiz gereken yine sözcükler var. لغة تتقن روقن من اللسابيل إلا الأبادل في الأذلمان قحالق الأيام المظلمات لكل لايات وتجد الصباحام قحال حدا الجالو حاضر الميسور الظلمان وجاهن يسفعر بقصواتق وسحرق لِقَيْتَلَنَّ رُوحَانَ مِنَ الْسَامِنِ إِلَّا أَلْتَأْبَارِتِ فِي الْأَلْزَالِمِ لُقِحَيْتَ الْأَيَامِ الْمُلْزَالِمِيُتُمْ قُلْ هَيَاتَ هَيَاتٍ لِلْأَسَّمَاوُ الْخَيْلٌ خَيْرًا خَيْرًا الْأَوَاجَالِ مِنْ حَاصِرَ الْسِيُّرُونَ الْمِزْلِمِ وَالسَّارُونَ يَسْفَارُونَ بِغَاقِ وَاقِتِقٍ وَسْحَرْغَ. Ve hemen ardından açmış olduğumuz ufak bir kuyunun içerisine o küllerle beraber bu elimizdeki kağıtları da beraber üstüne döküp sonra da toprağa kapatıyoruz. Hani ben bazen bazı insanlarla dalga geçiyorum. Bazen bana soru geliyor. Hocam bu büyüyü toprağa mı gömeceğiz? Ben de her zaman şey diyorum. Niye? Sanki filizlenmesini mi gerekiyor? Ya da topraktan çimenlensin diye mi? Ha işte bazen o toprağa gömülmesi gereken büyülerden bazıları da kahır büyülerinden bir tanesidir. Ben ne kadar da dalga geçiyor olsam niye toprağa çimenlensin ya da filiz mi çıkacak diye söylüyorum, ama bazı büyülerde gerçekten de bazı büyüler topraklara gömülüp karanlıklarda saklanılıp vicdanının toprağa gömülmesi anlamına gelen uygulamalar yapılmalıdır. Ama her büyülerde değil. Fakat kahır büyülerde, kahır büyülerinde toprağa gömüp o içerisindeki sayfa ne zaman ki yok olursa o kişinin hayatının içine edene kadar devam etmesi üçündür. Birçok metafizik uzmanları tarafından kullanılan bazı özel büyüler vardır. Bunlardan bir tanesi kahır büyüleri ana başlığında geçer. Buradaki önemli olan konulardan bir tanesi, sana eziyet etmiş, kötülük etmiş, sana kötü şeyler yaşattırmış insanlara karşı yapabileceğini düşündüğümüz bazı büyüler var. Bunlardan bir tanesi de kahır büyülerinden bir tanesidir. Sizin de etrafınızdaki hasta ruhlu insanlara karşı kullanabileceğiniz bir büyüden bahsediyorum. Kahretme büyüsü. Kahır büyüsü metafizik anlamında yer alan mistik inançlara dayanan bir kavramdır. Bu büyü birçok kimsenin başına kötü şeyler gelmesine veya onun üzerindeki olumsuz etkileri yaratmaya neden olan ve bu amaçla yapılan büyülerdendir. Esasen kişinin enerjisini, ruhunu ya da hayatını olumsuz yönde etkilemek için yapılan bir tür enerji manipülasyonu olarak yapılır. Kahır büyüsü sana ve çevrene zararı olan insanlara ders niteliğinde uygulanan büyülerdendir. Ders vermek ve vicdan yaptırmak için kötülüklerinin kendi başına aynı şekilde gelmesine sebep olan büyülerdendir. Ama adı üstünde olan kahır büyüsü dediğiniz şey genellikle o kişinin hayatının kötü, olumsuz şekilde etkilenmesine neden olan oldurtan büyülerdir. Bu büyü yapılan insanın yaptırıldıklarından sonra başlarına gelebilecek en kötü, en korkunç şeyleri getirebilmek için çabalayan büyülerdendir. Bu büyünün etkileri genellikle pişmanlıklar vermesi, etrafındaki insanların kalmamasına neden olması, hayatının her geçen gün daha da rezilleşmesine neden olması, hayatında her geçen gün kötülükler, hastalıklar ve buna benzer birçok beterlikleri yaşatabilmek için insanlara yapılabilir. Hayatının her geçen günde kötüye gitmesini, her gün hastalıklarla boğuşmasını, herkes tarafından aşağılanmasını, terk edilmesini, yalnızlaştırılması için yapılan büyülerdir. İnsan içine çıkamamasını sağlatır, tiksindirici gözlerle bakılmasına neden olur. Sonunda yaptıklarından dayanamaz ızdıraplar duyarak, yalnızlaşarak sürünmesine neden olur.
Bugünkü videomuzun içerisinde kahır büyüsü beraber yaptık dostlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Fakat videoyu kapatmadan önce ana sayfamıza mutlaka göz atmanızı rica ediyorum. Çünkü orada ilgini çekebileceğini düşündüğüm birçok büyülerin yapılışları ile alakalı birçok videolar var. Oradan ilgini çekebilecek ve senin de yapabileceğini düşündüğüm büyüleri sizlere öğretiyorum. İsterseniz oraya bir göz atabilirsiniz. Ve kanalı kapatmadan önce en önemlisi kanala abone olmanızı ve bizlerle beraber yol yürümenizi istiyoruz. Büyüler hakkında bilgi edinmek isterseniz sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve bana ulaşabilmek için Facebook kanalımın linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan yazabilirsiniz.